Deniz Erengi, kodlama ve robotik şenliğinize hoş geldiniz. Bugün burada kodlama, robotik, 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu yazıcı teknolojileri, sanal gerçeklik oyun ve eğitim uygulamaları örnekleri, drone, maket, uçak ve helikopter teknolojileri göreceksiniz. Belki ileride benim gibi robotları Erengi'den çocuklarımız da üretebilirler. Sizlere iyi eğlenceler diliyoruz. Benzersiz deneyimler yaşamanız dileğiyle. Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz. Değil mi Ada? Elbette Sultan Hanım. Milli kültürümüzün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Mustafa Kemal Atatürk. Hedef kitle olan 5-6 bin sınıflarda ve diğer eğitim kademelerinde çalışmalarımıza büyük bir hızla devam etmekteyiz. Amacımız öğrencilerimize sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri kazandırmak ve aynı zamanda eğlenerek üretmelerini sağlamaktır. Milli Eğitim Müdürümüzün de bahsettiği gibi Zonguldak genelinde Sayın Valimizin himayelerinde başlatılan iki tane milli eğitimde önemli projemiz vardı. Kodlama ve yazılım projesiyle Dynet sistemiyle İngilizce öğrenme projesi. Onlardan birisi olan kodlama ve yazılım projesi gerçekten kısa sürede çok büyük mesafeler aldı. Bizim başlangıçtaki hedef kitlemiz bütün Zonguldak'ta genelinde, bütün ilçelerimizde özellikle 5 ve 6. sınıflar, ortaokullardaki 5 ve 6. sınıflar hedef kitlemiz idi. Yani kodlama eğitimine ne kadar erken yaştan başlatılırsa alınacak mesafe o kadar faydalı olmaktadır. Bu çerçevede Zonguldak genelinde yaklaşık 4 ay süre içerisinde bu hedef kitledeki yaklaşık 16 bin öğrencimizin hemen hemen %90 üzerindeki kesimine ulaşmış bulunuyoruz. Bu ciddi, kısa sürede ciddi bir rakam ve gerçekten özverili bir çalışmanın sonucu olmaktadır. Onun için tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Robotik şenliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Ölçebildik mi? Kaç saatlik? Kaç saatlik? 7 saatlik, 6 saatlik. 7 saatlik. Bir boyunuzu böylelikle daha rahat ölçersiniz. Anneye giden bu. Bu akıllı bir takla. Bu akıllı bir takla.